Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la, Sayın Burak Elmas'la Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında karşılaştığında siz de ben de göreve yeni geldik. Kucağımızda bomba bulduk. Gelin bu konuyu tatlıya bağlayalım. İki camianın arasındaki buzları eritelim diyerek ilk adımı attım. Sorunun çözümü için müzakerelere başladım. Ben ve Başkan Sayın Burak Elmas birçok farklı futbolcu üzerinde çözüm için anlaşma yolu aradık. Ben bu görüşmeler sonrasında Sayın Başkan Burak Elmas'la Ali Yavuz Kol bonservisiyle birlikte almak, Yunus Akgül ve Atalay Babacan'ı ise kiralık olmak üzere ve ayrıca 450 bin euro karşılığında anlaşmaya vardım. Biz de bunun karşılığında davalarımızdan ve alacaklarımızın tahsili süreçlerinden vazgeçecektik. İşi evrağa dökmek ve sonuçlandırmak için Galatasaray Spor Kulübü'nde Şükrü Dar, bizde de Fahri Tatan'ı görevlendirdik. Yani gerekli yazışmaları hazırlasınlar, futbolcularla kontratları yapsınlar diye görevlendirdik. Futbolcularla anlaşmaya vardık. Yunus Akgül ile 2 milyon 500 bin TL, Atalay Babacan ile 1 milyon 500 bin TL yıllık ücret karşılığı anlaştık. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki, sözleşme değil sanırsın Sevr anlaşması. Sevr anlaşmasına göre öncelikle adı geçen futbolculara bedel belirlenmiş. Böylece Galatasaray Spor Kulübü futbolculardan gelir elde etmiş gibi görünecek. Amaç takım harcama limitlerini arttırmak tabii. Bu arada Rize Spor'un takım harcama limitine ne olacağı da önemli değil tabii Galatasaray açısından. Oyuncu alışverişi gibi kurgulanan sözleşmeden doğacak KDV Rize Spor nereden katlanacak sorusunun, neden katlanacak sorusuna cevabı tahmin edeceğiniz gibi yok. Bonservisiyle alacağımız Ali Yavuz Kol bir başka kulübe satmak istediğimizde ön alım hakkı öngörülmüş. Rize Spor'a futbolcu için verilen ve ciddi bulunan her teklif Galatasaray'a sunulmak zorunda vesaire 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 böyle gidiyor. Rize Spor istediği kulübe transfer edemez falan filan. Kiralık gelen futbolcuların Rize Spor'da bulundukları süre karşılığı talimatlarda belirtilen bazı haklar Galatasaray'a temlik edilecek. Bu ve bunun gibi ağır isteklerden oluşan bir sürü madde. Tabii ki bu sev anlaşmasını biz kabul etmedik. Çünkü konuştuğumuzun haricinde bir sürü yeni maddeler eklenmişti. Ayrıca yetmezmiş gibi bir de her konuda davalarımızdan feragat etmemize rağmen Galatasaray Spor Kulübü konuyla ilgili olarak TFF tahkim üyelerine karşı Cumhuriyet Savcılığına yaptığı şikayetten de vazgeçmek istememektedirler. Bakınız dikkatinizi çekelim konuyla ilgili. Nitekim şu anda yanımda oturmakta olan hukuk müşavirimiz Sayın Anıl Gürsoy Artan olmak üzere birçok spor hukukçusu bu konu bunun çok yanlış olduğunu, iyi bir niyetli yaklaşım olmadığı konusunda fikir birliğine vardılar. Olası olarak açılacak bir davada bakınız yine dikkatinizi çekerim. Galatasaray Kulübü tarafından yapılmış bir şikayet de yok ortada. Ayrıyeten bunu da özellikle söylüyorum. Galatasaray Kulübü tahkim kurulu üyeleriyle ilgili şu ana kadar yapmış olduğu bir şikayet de yok. Yalandan yere bir bardak su da fırtına kopartıyorlar. Bizim paramızı ödememek için 150 tane varyasyon içerisine giriyorlar. 150 tane şekil. Bu Galatasaray, büyük Galatasaray camiasına yakışmıyor. Yönetenlerine yakışmıyor. Olası olarak açılacak davada bir bardak suda fırtına koparan iki camianın arasının açılmasına neden olan Galatasaray Spor Kulübü'nün hukuktan sorumlu başkan yardımcısı henüz bu konuda tek bir adım atmış bile değil. Tamamen şov yapıyor beyefendi. Yani Sayın Rezan Özdemir tamamen kendi şovunu yapmakla devam ediyor. Galatasaray Kulübü'nü kendi şovu için kullanıyor. Bu kadar basit. Neyse bu aşamaları geçtikten sonra çarşamba günüydü.
kadromuzda sakat oyuncular nedeniyle eksiklerimiz çok olduğundan alacağımız oyuncuları hafta sonu oynatmamız, maçı yetiştirmeyi oynatmamız için maçı yetiştirmek istememizden dolayı ciddi anlamda bu anlaşmanın bir an evvel yapılması konusunda biz ısrar ettik. Gün içerisinde Başkan Burak Elmas'ı 4 kez aradım. Telefonuma çıkmadı. Aradım, hukuktan sorumlu başkan yardımcısı telefona çıktı, onun telefonundan aradım. Başkanıma sizi hemen aratıyorum dedi. Gene aratmadı. Akşam oldu, saat 18.30 civarlarında telefona başkanın asistanı çıktı. Başkanımız Le Meridien Otel'de toplantıda dedi. Pardon, özür diliyorum. Toplantı sonrası aradığınızı ileteceğim dedi. Hiçbir şekilde gene geri dönüş olmadı. Ve sürekli biz bir kovalama peşindeyiz. Yani bu işi bizi cumartesi günü Karagümrük maçımız var. Sağ kanadımız yok, sol kanadımız yok. Oyuncularımız sakat. Bir an evvel bu oyuncuları kadromuza katıp antrenmana çıkartıp maçta oynatmayı düşündüğümüz için biz bu şekilde pres yaptık. Ardından ben gece saat 12'de avukatımız Anıl Hanım'a, yani saat 12'ye kadar aranmayınca Anıl Hanım'ı aradım. Dedim ki Anıl Hanım'a, Anıl Hanım lütfen yarın sabah Galatasaray Kulübü'ne bir yazı yazın. Bu bizim gönderdiğimiz sözleşme imzalayıp göndersinler. Eğer göndermiyor, saat 17'ye kadar imzalayıp göndersinler. Gönderdiler. Göndermediler. Biz bu anlaşmadan vazgeçiyoruz diye bir yazı yazdık. Maalesef Perşembe günü saat 17'ye kadar hiçbir yanıt alamadık. Bizim için o defter kapandı. O an itibariyle o defteri kapattık. Yani ne futbolcu alıyoruz ne bir şey veriyoruz. Sadece alacağımız olan 1 milyon 200 bin euro artı 506 bin 257 lira alacağımız kaldı. Nitekim saat 17.30'da bu Sayın Burak Elmas lütfedip beni aradı. Bu kez de ben konuşulacak bir şey olmadığı için telefonla yanıt vermedi. Ardından Sayın Burak Elmas özrünü belirten birçok mesaj attı. Mesajları telefonumda. Hukuksal bazı nedenler ve mevzuat gereği bu mesajları sizle paylaşamıyorum. Şunu da belirtmeliyim ki Galatasaray'ın ilk Avrupa maçı öncesi Sayın Başkan Burak Elmas'ı arayarak, "Başkan bir sözün yeter. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın sözü benim için senettir. Prosedüre çeke, senede gerek yok. Param bende demen yeterli. Hemen muvafakatnameyi yollatayım da" dedim kendisine. Bunu da kendisine bizzat söyledim. Kendinden aldığım cevap da şuydu: "Gerek yok, biz zaten listeye yazmayı düşünmüyoruz, yarın oynatmayacağız" dedi. Peki dedim. Ondan sonra bu işte kiralık falan o gelişmeler bu olaydan sonra gelişti. Kısaca sorunun bütün olarak çözümü açısından başlatılan görüşmelerin başlangıç ve ilerleyişindeki samimiyet sonuç bölümünde ortadan kalkmıştır. Bu durum arzulanan uzlaşmanın gerçekleşmemesindeki yegane sebeptir. İddiaların aksine bu süreçte Çaykur Rizespor ve Galatasaray Spor Kulübü dışında hiçbir kişi ya da kuruluş daha müdahil olmamıştır bu konuya. Biz yaptığımız tüm iyi niyetli girişimler ve uzlaşmacı tavrımız karşısında daha olgun bir tavır beklerdik. Özellikle hukukçuların popülist yaklaşımından uzak daha çözümcül davranmasını umardık. Galatasaray Spor Kulübü'nün bu sorunu algı operasyonları ile farklı platformlara taşıması her iki camia ve Türk futbolu üzerinde tarifi olmayan yaralar açmıştır. Kulübümüz hakkında el altından karalama kampanyasının başlatıldığının, futbol kamuoyunun yalan yanlış bilgilerle dikkatinin başka taraflara çekilmeye ve davanın asıl özünden uzaklaştırmaya çalışıldığının farkındayız. Haksız ithamlarla üzerimize gelenler çeşitli platformlarda trollerle sponsorlarımız üzerinden bize saldırmaktadırlar. Umarım bu troller Galatasaray camiası tarafından yönlendirilmemiştir.
Çünkü bu durumda kendi sponsorlarına bakmayı unutmuş durumdalar. Bu konuya girip konuyu farklı yerlere taşımak arzusunda değilim. Ama bizi acımasızca eleştirenlerin Galatasaray sponsorları arasında olan, buraya çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün sponsorları arasında olan İGAPAS Liman sahibi olduğunu bilmesini isterim. Bizim tek düşündüğümüz Rize Spor'un menfaatleri. Rize Spor bu adamı 1 milyon 200 bin euro verip satın almış. Ciddi 20 yaşında çok ciddi bir para vermiş 20 yaşındaki bir adama. Bu adamı belki Rize Spor 5 milyon euroya satacaktı. Belki 8 milyon euroya satacaktı. Biz verdiğimiz parayı dahi alamıyoruz. Bir de biz haraç alıyormuş oluyoruz. Galatasaray Spor Kulübü kimseye haraç vermez. Biz kimseden haraç falan almıyoruz. Siz bizi gasp ediyorsunuz. Ama bizi de kimse gasp edemez. Kimsedeki biz kendimizi gasp ettirmeyiz. Ya futbolcudan vazgeçtiğini düşünmüyor musun? Futbolcu Galatasaray için dün de maçlarını seyrettim. Galatasaray Kulübü ciddi anlamda bir 7-8 senelik bir projeye imza atmış durumda. Yeni bir takım kuruyor. Genç oyunculardan bir takım kuruyor. Güzel bir takım kuruyor. Ama bu güzel takımı kurarken de bu tarz Bizans oyunlarına gerek yok. Yani takımını kur, topunu oyna, maçını kazan. Kazan, alkışlayalım. Yani bizden niye uğraşıyorsunuz? Bizim yani 1 milyon 200 bin euro sizin için çok büyük bir para değil ama bizim Rize Spor için büyük bir para. Bizim paramızı verin. Hiç bunlara gerek yok bu polemiklere. Size her türlü şeyi sundum. Oyuncu verin, vermediniz. Kiralık verin, vermediniz. Satılık verin, vermediniz. Yani bizim, siz kusura bakmayın da kimsiniz Rize Spor'a ipotek koymaya kalkıyorsunuz? Rize Spor'a kimse ipotek koyamaz. Bu kadar basit.